Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira Hakaik-i Muhammediye'nin galibi... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir, istikbalde de o olacak. Anlatacak durumda değilim. Bu sebeple cevap vereceğim. Fakat bundan evvel size iki haberim var. Onları söyleyeyim. Biliyorsunuz İzmir'deki 9 Eylül Üniversitesi'nde bir Kur'an-ı Kerim hocası Peygamber aleyhissalatü vesselam hakkında, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer hakkında, Kur'an-ı Kerim hakkında derste ağza alınmayacak, kafirin bile insafına sığmayan sözler söylemişti. Talebeler de bunları zabıtla tespit ederek bana bildirmişti. Ben burada bir hafta ona cevap mahiyetinde konuşmuştum. Bu akıldanı şikayet etti savcılığa. Kendisine hakaret etmişim. Onun Müslümanlığa, Müslümanlara, Kur'an'a, Hazreti Peygamber'e hakareti mubah. Bizim hakaret edene bu hakareti iade etmemiz suç. Lakin Türkiye'de hukuk böyle. İzmir savcılığı bunun şikayeti üzerine ifade verdikten sonra bizim hakkımızda takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik. Şayan-ı memnuniyet. Bu adliyeden bazen de böyle adalete uygun kararlar çıkıyor. Lakin geçen haftadan bu yana Fethullah 6. defa olarak avukatı marifetiyle hakkımda savcılık nezdinde şikayette bulundu. Önümüzdeki günlerde ifadeye gideceğim. 31 Ocak'ta A Haber'de deşifre programında söylediğim sözlerde ona hakaret etmişim. Tabii onun daha evvel kendine mensup adamlardan biri olduğunda şüphe etmediğim bir savcı marifetiyle bana açtığı bir ceza davası var. Bu temizde. Ayrıca üç tane Erzurum'da bir de burada hakaret davası, yani hukuk davası vardı. 5 davaya buna da dava açılırsa 6. dava olacak. Herhalde bu Fethullah kendini müdafaa edemiyor. Avukatları marifetiyle cezalandırmam için uğraşıyor. Halbuki üzerinde fikir serdetmediği hiçbir şey yok. Bir parti lideri zina kasedi sabit oluyor. Parti liderliğinden istifa ediyor. Ona taziyet telefonu yapıyor. Geçmiş olsun diyor. Buna kadar her şeye karışan bir adam bana bir televizyonda çıkıp cevap ver. Bu yolu seçmiyor. Her defasında şimdiye kadar hakkımda aleyhte bir cümle söylemedi. Bilakis kitabı yazarken beni metheden bir konuşma yaptı. Belki dinlemişsinizdir. Kendi televizyonda tekrarladı. Bu vazgeçirmek içindi beni. Taviz veriyordu. Zannediyordu ki böyle methedersen vazgeçer. Şimdi İzmir'deki
savcının kullandığı bir anekdot var burada. Onu size kısaca arz etmek istiyorum. Bakın, tenkidin hududu neymiş? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğü de ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan yorumda ifade özgürlüğü demokratik bir toplumun zorunlu temellerinden birini ve toplumun ilerlemesi ve her bireyin özgüvenini için gerekli temel şartlardan birini teşkil etmektedir. 10. maddenin 2. paragrafı uyarınca lütfen dikkat edin. Kabul gören veya zararsız veya kayıtsızlık içeren bilgiler veya fikirler için değil, aynı zamanda kelimeye dikkat edin, kırıcı, şok edici veya rahatsız edici olanlar için de geçerlidir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi diyor. Bunlar bir demokratik toplumun olmazsa olmaz çok seslilik, tolerans ve hoşgörünün gerekleridir denilmiştir. Ve buna istinaden takipsizlik karar veriyorum diyor. Ben burada şok edici, kırıcı sözler bile Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi'ne göre tenkit hürriyetine girdiği halde Fethullah hakkında ne demişim ki? İftira, hakaret iddiasıyla savcıya şikayet ediyor. Bunlar aczin eseridir. Aczin verecek cevabı yoktur. Çünkü ben onun hakkında ne söyledimse delili kendisinden aldım. Kitapta da böyle yaptım. Televizyon konuşmalarında da böyle yaptım. Hatta çok nakıs söyledim. Televizyon programları bana göre değil. Ben alışmışım hayatım boyunca inkıtasız 2 saat, 3 saat konuşmaya. Orada bazı reklama geçiyor. Şu kaseti göstereyim. Sual soruyor vesaire, insicam bozuyor. Mesela ben son televizyon konuşmasında 10 madde hazırlamıştım. Fethullah'ın hareketi devlete paralel bir hareket değildir. Bir kına 2 kılıç sığmaz. Osmanlı evladını otoriteye zafa uğrattığı zaman evladını öldürüyordu. Hiçbir devlet içinde bir ayrı devlet barındırmaz. Bu paralel devlet değildir. Yanlış isimlendirmedir. Yanlış isimlendirmedir. Alelacele bir isim buldu. Bu muarız bir devlettir. Devleti ele geçirmek için muarız, kanunsuz bir harekettir. Ama Fethullah'ın bir paralelliği var. Ben bunun için 10 madde tespit etmiştim. Delillerini de önüme yığmıştım. Lakin Halk Partisi'ne rey vermelerini engellemek için Halk Partisi'nin dinsizliğine taalluk eden vesaikler bile tamamını gösteremedim. Sıra buna gelince 5 dakikamız var dedi. Ne söyleyeyim ben 5 dakikada? Bunları anlatamadım. Bir paralellik var. Bu paralellik İsrail'e paralel. Doğru. İsrail metiyesi ve hükümeti İsrail'le arayı bozmakla, Filistin tutmakla itham eden sözlerini söyleyecektim. Bir paralellik daha var. Ecevit'e paralel. Ahirette Allah bana şefaat selahiyeti verirse ilk Ecevit'e kullanacağım diyor. Diğer taraftan da ölümünün arkasından onun hakkında Mersiye yazıyor. Bir paralellik daha var. Masonlara paralel. Fatih Altaylı ona soruyor. Sizin teşkilatlanmanız masonlara benziyor. Size İslamik masonik teşkilat diyebilir miyiz? Diyebilirsiniz diyor. Masonlar iyi insanlardır diyor. Bunları hep getirmiştim. Böyle 10 madde. Hiçbirini söyleyemedim. Baktım ki ben hazırladığımız, burada anlatma şansım yok. Bir son hüküm olarak dedim, bu iddia edilen yolsuzluklar doğru olsa, doğru olduğunu kabul edenler için veya şüphede olanlar için ben gene reyimi AK Parti'ye veririm. Çünkü karşısındakinin hem akaidi bozuk hem ameli bozuk. Burada amelde bir bozukluk var derim, bu ehvendir. Çünkü
dinde üssül esas imandır. Oraya bir kaset getirdim. Halk Fırkası'nın tek parti zamandaki dinsizliklerini, camileri ahır yapmasını, yıkmasını, satmasını ve anlatınca bunlar diyebilir ki onlar geçmişe kaldı. Bugünkü AK Partililere de benzer. Demokrasiye rağmen, halkın elinde rey silahı olmasına rağmen bugünkü halk partilerinde aynı kafada olduğunu göstermek için bir sürü vesika gösterdim. Mesela onlardan birisi şuydu. Bugün halen parlamentoda Halk Partisi, İstanbul Halk Partisi milletvekili olan bir kadın diyor ki evimiz camiye yakın. Hoparlörle bağıra bağıra ezan okuyorlar. Hadi buna alıştık. Bir de hoparlörle Kur'an okuyorlar. Doğrusu buna tahammül edemiyorum. Kur'an evinden dinlendiği için, duyulduğu için rahatsız olan bir milletvekili, Halk Partisi milletvekili. Adı, sanı, hepsi bizde var. Siteye koyduracağım, onu görürsünüz. Kendi ağzından, canlı. Bunlarda bir şey değişmemiştir. Sadece halkın eline rey silahı geçtiği için hüviyeti asliyelerini,